1 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Mehmet Ali Güller Kuzey Akım'a sabotajın hedefi Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıyan Kuzey Akım 1-2 boru hatlarının 4 yerinde sızıntı tespit edildi. İsveç Ulusal Sismik Ağı boru hatlarındaki sızıntıların yakınında 2.3 büyüklüğünde depreme benzer iki sarsıntı tespit edildiğini açıkladı. İki boru hattında 4 sızıntının tesadüf olmayacağı ortada. Peki Sabotajın faili kim olabilir ve hedefi ne? Batı büyük oranda fail olarak Rusya'yı işaret ediyor. Doğalgaz fiyatlarını yükseltme amaçlı bir Rus sahte bayrak operasyonu olduğunu savunuyor. Doğru, sabotajın ardında Avrupa'da Ekim vadeli doğalgazın megawatt saat fiyatı %13.4 arttı. Peki, boru hattı patlatılan ve Avrupa'ya gaz satamayacak olan Rusya'nın bu artıştan ne kazancı olacak? Avrupa'ya kim doğalgaz satıyorsa o kazanacak. ABD sıvılaştırılmış doğalgaz şirketleri. Kısa vadeli doğalgaz fiyatı artışını bir kenara bırakarak daha uzun vadeli bir soruya yanıt arayalım. Kuzey akımlardan kim rahatsız? Ukrayna krizinin her aşamasında temel konu başlıklarından biri kuzey akımdı. ABD en başından beri Almanya-Rusya enerji anlaşmasına karşıydı. Örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Kasım 2018'de yayımladığı ABD Ukrayna Stratejik Ortaklık Anlaşması açıklamasında iki ülkenin kuzey akım 2 ve Türk akımını durdurmak için koordinasyonu sürdürecekleri ilan edilmişti. Hatta ABD Başkanı Joe Biden 7 Şubat 2022'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la ortak basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi halinde Kuzey Akım 2 artık ortada kalmaz, sonunu getiririz demişti. Gazeteci bunu nasıl yapacaksınız? Çünkü boru hattı projesi Almanya'nın kontrolünde deyince Biden gülerek size söz veriyorum, bunu becereceğiz yanıtını vermişti. Ukrayna krizini başından beri aynı zamanda bir ABD-Almanya çatışması olarak değerlendirmemiz bundandı. Çünkü ABD, Rusya-Almanya bağını koparmayı ve Almanya ile Fransa'nın stratejik özellik arayışını gemleyerek Avrupa üzerindeki tahakkümünü sürdürebilmeyi hedefliyor. Peki Almanya bunu görmüyor mu? Gördüğü belli. Nitekim Scholz hükümeti krizin başında farklı tutum alıyordu. Öyle ki Ukrayna Almanya'yı Rusya'yı cesaretlendirmekle suçluyor, hatta Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov Doğu Almanya kurulur diyerek tehdit ediyordu. ABD'nin ve onlarla uyumlu hükümet ortağı Yeşillerin baskısı karşısında Scholz zamanla geri adım attı. Ancak enerji krizi şimdi de Scholz'un Alman sermaye sınıfıyla hatta geniş Alman halkıyla karşı karşıya getirmeye başladı. Boru hatlarına sabotajın hemen öncesinde Almanya'daki son müşterilerin %67'sine gaz sunan Almanya Belediye Şirketleri Birliği Genel Müdürü Ingbert Liebenk, Ekonomik çöküş riskine Almanya Enerji ve Su İdaresi Birliği Genel Müdürü Kerstin Andrea da enerji krizinin toplumu temellerinden sarsma potansiyeline işaret ediyordu. Kısacası Alman hükümeti Almanların enerji yaptırımlarını yumuşat baskısı altındaydı. İşte Kuzey Akım 1'e sabotajla yumuşatabilme olasılığının önü kesilmeye çalışılmış ve kapalı Kuzey Akım 2'ye sabotajla da alternatifinin önüne geçilmiş oldu. Yani Polonya'nın eski savunma ve dışişleri bakanı Radislav Sikorski boşuna gaz sızıntısı fotoğrafını teşekkürler ABD diye paylaşmadı. Çünkü tam da bu süreçte Norveç gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak doğal gaz boru hattının açılışı yapıldı. 1 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Mehmet Ali Güller Kuzey akıma sabotajın hedefi